Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta Battlefield Tycoon oynayacağız. Bu bölümde savaş üssümüzü inşa edeceğiz ve işgalci güçlere karşı kendimizi savunmaya çalışacağız. Sadece savunma yapmakla kalmayacağız, diğer oyuncuların bölgelerine saldıracağız. Eğer siz de videoya like atıp kanalıma abone olduysanız artık videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyunun ilk bölümünü çekmiştik ve merkezimiz böyle bir hale gelmişti. Ben de demiştim ki eğer isterseniz bakın burada farklı mapler var, onlar açıp onları da tamamlarım. Siz de abi yap dediniz, o yüzden ben de şu an bu videoyu çekiyorum. 30.000 dolar karşılığında yeni bölümümüzü alıyoruz ve alamadık. Aldık galiba. Evet, mavi yukarıdan bir yere düştü. Umarım can acımamıştır. Heh, çok umurumda sanki benim canıma bir şey olup olmaması. Ayıp ediyorsun ama mavi. Kardeşim, beni bu kadar düşünüyorsan niye savaş alanına yolluyorsun? Bir tane asker işgale geldi. Mavi, hemen durduralım onu. Evet, bir tane asker koyalım. En pahalısından koyacağız. Umarım durdurabilir ve durdurdu. Helal olsun be koçum be. Seni komutan yapıyorum. Orgeneral yapıyorum. Başkomutan, orgeneral, yüzbaşı yapıyorum seni. Mavi de sanırım rütbeleri bilmiyor. Bu oyundaki en önemli şey arkadaşlar, bir önceki bölümde tecrübe ettiğimiz gibi pahalı askerler koymak, ucuza kaçmamak gerekiyor. Yoksa böyle buradan ellerini kollarını sallayarak geçiyorlar hızlı bir şekilde. O yüzden pahalı askerleri koyacağız. Tabii ki de buradaki eşyaları da almamız gerekiyor. Vay, burada bir uçak var ve burası galiba çok daha pahalı. Şunların fiyatlarına bakar mısınız? Daha başlangıçtayız oysa ki. Hemen bir tane daha askerimizi buraya yerleştiriyoruz. En pahalılarını koyacağım. Hafif para biriktirip girdim ben oyuna. Şunları en pahalısından koyabilmek için. Hızlı bir şekilde bunların da üstünden geçelim. Bizim askerlerimiz oyalarlar, kimseyi geçirmezler. Kapıya bakalım ne koyacağız? 7000 dolarlık. Oo, düşman bir anda bastırmaya başladı. Çok fazla asker geliyor. Evladım bakın, geri dönün, geçemezsiniz burayı. Gencecik çocukları savaşa gönderiyorlar. Püü, yazık değil mi? Bizim askerler şu an içlerinden geçiyor onların. Hemen şöyle bir tane makineli tüfekle koyalım. Çok fazla para gidiyor ama ya, ben böyle tahmin etmemiştim. 8000'e de tank koyduk. Hey maşallah, burayı geçebilene helal olsun. Birazcık arkalara doğru genişlememiz lazım. Hemen şunları alalım, bakalım bize neler veriyormuş. Ya da şuraya bir tane daha savunma mı koysam ya? Ne olur ne olmaz, kimseyi içeri geçirmememiz lazım çünkü. Evet, şöyle dış tarafa bakacak olursak daha alacağımız bir şey kalmamış gibi gözüküyor. İyice baktın değil mi? Bak, bir şeyler kalmasın yoksa mahvederler bizi. Vatan namusu, hiçbir şey kalmıyor bak, işgal ediyorlar biliyorsun. Düşman tanklarla saldırmaya başladı. Dur daha, bismillah, yeni başladık, ne tankı? Oo, işimiz çok zor, gerçekten çok zor. Hızlıca şunları alıp arkalara doğru büyümemiz lazım yoksa mahvedecekler bizi. Buraları az buçuk aldık. Hemen şuraya bir tane daha savunma yerleştirelim. Bu tank geçti mi? Hayır, patlatın şunları. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Daha yeni başladık oyuna. 5 tane tank göndermiş. Hem de en üst seviye tanklardan. Bu bölümde işimiz gerçekten önceki bölüme göre çok daha zor. Gördüğünüz arkadaşlar, her şeyi en pahalısından koymama rağmen savunamıyoruz. Savunacağız ama savunacağız. Şuralarda bir yerde atom bombası vardı. Acaba hala var mı? Öğrenmemiz lazım. Gerçi para kalmadı ki. Neyle alacağız bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız artık, pes etmek yok. Girdik artık oyuna. Şöyle kolay bir rakip bulup aslında onu işgal etsek hiç fena olmaz. Durun bakalım ne kadar bir asker. Önce birazcık teftiş yapmamız lazım. Teftiş mi deniyordu, ne deniyordu, ben de hatırlamıyorum ama bakalım. Makineli tüfek var, sniper var. Şimdi biz buna 1500'lük askerlerden 2 tane göndersek önden, arkalarına da şu 5'likleri yığsam, böyle sonsuza kadar koşsalar bakalım nasıl olur. Güzel bir taktik mi değil mi? Tanka çok fazla para harcamak istemedim açıkçası. Arkadan bir sürü askerimiz koşuyor. Yardırın, bunlar tanklayacak, diğerleri koşup geçecek. Koş 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 koş. Odak dağıtıyor şu anda bunlar. Arkadakiler koşuyor. Evet, bir tane söndü, bir tane kaldı. Burayı da geçtik mi rahatız arkadaşlar. Koşun. Koş 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 koş. Mavi, gaz versene, ne biçim komutansın sen? Koş 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 koş. Gel bili bili, gel bili bili. Buradan 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 buradan. Buyurun efendim, buyurun. Domates, patates, buyurun buyurun. Pazarda değiliz mavi, savaştayız. Evet, işgalimizi başarıyla sonuçlandırdık ve kazandık. Burada checkpoint bar diye bir şey varmış. Alalım, ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Tank traps. Oo, tank tuzakları var. Bunlar niye bu kadar pahalı şeyler ya? Allah Allah. Alacağız ama ne yapalım? 15.000 dolar mı dedin? Çıldırmış olmalısın sen. Gerçekten çok fazla para istiyorlar. Bizim bir an önce asker almamız lazım ya. Askerleri fulllememiz gerekiyor. Şurada en sonunda bir tane daha support var. Onu da alalım. 7.000 dolar da buna verdik. En mantıklısı sırayla gitmek olacaktır diye düşünüyorum. Bir anda sağa sola uzamaktansa sırayla gitsek daha iyi olur bence. Bayağı yanlara doğru uzuyor mu bu harita ya? Baksanıza, elektrik direği koydum kocaman. Bunlara gerek yoktu bence. Hemen şöyle yukarıdan bakalım. Buralarda alacağımız bir şey kaldı mı? Gözükmüyor. Evet, işgalcilere karşı direnmeye çalışıyoruz. İndirin. Bunu da indirin. Helal be. Az önce bize saldıran adam kafayı yemişti ya. 5 tane tank gönderdi en pahalısından. Evet, bunlar onun icabına bakar bence. İndirin artık şunu. Geçmesin o. Evet, bu işgalde başarıyla savunduk. Hemen şöyle bir tane makineli de yerleştirelim. En pahalısından koyuyoruz tabii ki. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın, maps'e tıklayalım ya.
Bu map'i bitirmiştik. 300 bin dolarlık karlı map var. Bu şu an bizim alıp oynadığımız map. Bir de burada Game Pass ile açılan şehir map'i var. Bu map'i Robux karşılığında alıyorsunuz. Eğer bir sonraki bölümü burada çekmemi isterseniz bunu da alıp o bölümü çekerim. Game Pass'li bölüme de bakmış oluruz. Şehirde gerçekten fantastik savaşlar döneceğini düşünüyorum. Hazır paramız da birikmişken bir şeyler almaya devam edelim. Buralara doğru birazcık gideceğim. Yol da gelmiş zaten. Atom bombasını bulmamız lazım. Acil durumlarda kullanmamız gerekiyor çünkü onu. Bir anda her şeyi temizliyor. 15 bin dolarlık bir şey varmış burada. Acaba bunların içinde var mı? Evet, bombamız geldi. Geldi gözümüzün nuru. Şu an bunu kullanmak için çok erken ama. O yüzden biz şunları almaya devam edelim. İlerleyen zamanlarda bomba yatıp her yeri temizleriz. İşgalciler tekrardan saldırmaya çalışıyor bizlere. Evet, tanklar geldi. Ama bence bunlar bizi geçemezler. Her tarafta en üst seviye askerlerimiz var çünkü. Hayırdır beyler, yolculuk nereye? Ölüme mi gidiyorsunuz? Anca gidersiniz. Son bir tane tank kaldı. O da hayatta geçemez. Şu ana kadar sadece bir tane adam işgal edebildiğimiz. O da bir sürü tank gönderdi. Paraya kıydı valla. Bizi gerçekten istemiş o adam da. Kafanız karışmasın bu arada. Her gelen arkadaşlar rakip oyuncu değil. Bazen bilgisayar bot gönderiyor. Bazen de oyuncular saldırıyor. Yani çift taraflı. Şu anda bir sürü şeyler geldi. Hemen görmeyen arkadaşlar için şu atom bombasını bir kere kullanalım. Bakın fırlattık, şu anda buradan çıkıyor. İyi izleyin. Bakın şuralarda bir yere düşecek. Hop ve bam. Hepsi birden ölüyor bombayı kullandığımız zaman. Tabii ki bu atom bombasını maalesef her saniye kullanamıyoruz. Belli bir bekleme süresi var. Biz buralardan yolumuza devam edelim. Biraz daha bir şeyler aldım. Yatakhane falan yaptım. Bunlar gerçekten gereksiz ama bizim asker almamız lazım. Savunmamı güçlendirmek adına önce şu ortadaki şeyleri almaya karar verdim. Diğer taraflardaki yerlere koştuğumuz zaman sadece eşyalara para veriyoruz. Genelde askerler şu orta meydanda geliyor. Hazır rakip de taarruzu arttırmışken orta alanları alsak iyi olur. Gerçekten çok sağlam şekilde ilerliyoruz. Bizi işgal etmeleri hiç kolay olmayacak rakiplerin. Bir adet daha askerimizi yerleştiriyoruz buna. Ekonomimizi de bence gayet iyi yönetiyoruz. Tabii oyuna girerken birazcık para biriktirmemizin de avantajı var. Bütün askerleri şu ana kadar en pahalısından koyduk. Daha buradakilere ulaşamıyorlar bile ama biz işimizi sağlam alacağız. Her yere askerlerimizi yerleştireceğiz. Burada bir jeep var galiba. Aynen. Keşke sürebilseydik bunu ya. Sürsek fena olurdu aslında. İşgallere en önden kendi arabamızla giderdik. Sen gidiyorsan git, beni bulaştırma. Bir de en önden gidecekmişim. Ben bunları alayım, yeter bana, fazla bile. Evet, buraya askerlerin çamaşırlarını koyduk ama benim merak ettiğim bir şey var. Bu pembe donu kim giyiyor arkadaşlar? Hey, donumun orada ne işi var? Yani ben giymiyorum. Bilmiyorum kimin giydiğini. Hadi gidip şeye bakalım, düşmanlara bakalım bizi işgal etmişler mi? Burada bir duvar alacağız. Duvar aldıktan sonra asker açılma ihtimali yüksek. Hemen bakıyoruz sağa sola. Bir tane daha duvar alıyoruz. Artık asker koyabilir miyiz şuralarda bir yere? Herhalde şuraları birazcık tamamlamamızı istiyor önce. O kadar da değil dedi oyun bize. Hiç sorun değil. Hemen buranın da yataklarını alalım. Bir tane daha yatak aldık. Fener mi? Fener koyalım bir tane de buraya. Bunları alacak paramız var mı? Bir tanesini alabiliyoruz. Tekrardan para geldi. Bunu da alalım. Tamamladık mı burayı? Şu alttaki ok işaretine basarsak evet, şu taraftaki çoğu şeyi tamamlamışız. Diğer tarafa doğru gidebiliriz. 21 bin dolar para istiyor. Oo, garaj gibi bir yer alacağız. Cidden iyi paralar istiyor artık. Düşman hala buralara bile gelemedi. Yani şu tankın daha çalıştığını görmedim ben. 21 bin dolar karşılığında burayı da alalım. Bir de içini doldurması var tabii ki de bunun. Neyse, başlangıcı yapalım, gerisi gelir. Düşman da hepten bastırmaya başladı. Tanklı askerlik koşturuyorlar ama yetmez. Şunu da söyleyeyim, oyunun sonuna doğru oyunun gönderdiği botlar harbiden bir cozutuyorlar. 10 tane tank, 50 tane asker falan gönderiyor. Atom bombası kullanmak zorunda kalıyoruz. Bir önceki bölümü izleyenler gayet iyi bilir. Şu anlık bir sıkıntımız yok ama çok şükür. Benim birazcık tuvaletim geldi. Tuvalet nerede, göremedim. Askeriye de tuvalet falan olduğunu düşünmüyorum abi. Şurada ağaçların arkasını yapsan iyi edersin. Aa dostum, umarım düşmanlara rezil olmayız. Kimseyi buraya geçirmeyin, tamam mı? Kimseyi. Bir komutan olarak bu şekilde gözükmek istemiyorum. Aa dostum, dünya varmış. İçeriği tamamlamaya devam edelim. Alacağımız her şeyi alalım. Ne çok şey varmış ya burada. Aldıkça bir şeyler çıkıyor. Biter misiniz lütfen? Evet, burayı da bitirdik. Hemen alt tarafa tıklayalım. Hemen kapının önüne bir şey daha koymuş. Tekrardan tıklıyoruz. Oo, hemen dibimize bir sürü şey daha gelmiş de görmemişiz biz. Şu an asker açıldı. Makineli koyacağız buraya. Karşıya da bir tane açıldı bakın, son tarafa. Sona doğru onu da alalım hemen. Bunu da yerleştiriyoruz. 7000 dolar para verdik. Aslında şey yapmak istiyorum, birazcık daha para kasayım. Adamların bölgelerine saldırıp en pahalı tanklardan göndereceğim. Önce ama şuraları birazcık tamamlayalım. Cephanelik var 25.000 dolara. Bunlar nasıl buraya kadar geldi? Oo, baskı bayağı bir artmış baksanıza.
sona doğru yaklaşmaya başlamışlar. Bu hiç iyi bir haber değil bizim için. Neyse ki buradan da geçemediler. Anca buraya kadar gelebildiler ama böyle devam ederlerse geçecekler gibi gözüküyor. O yüzden gelişmeye devam etmemiz lazım. Hemen bir asker yeri daha açıldı burada. Onu da dolduralım. Umarım bunlar rakibi durdurmaya yeter. Gerçi daha bombamız var. Onu kullanmıyoruz. Onu da hesaba katmak lazım. Unutmamak gerekiyor. Hatta ben bir göz daha vermek açısından şuradan hemen kullanmak istiyorum. Sizlerin de içi rahatlıyordur bence bunu gördükten sonra. Bakın bombamız şu anda yolda düşüyor ve boom. Harika. Şu ana kadar oyunda 1122 kill almışız. Bayağı bir cana kıymışız gibi gözüküyor. Ama vatan, toprak, namus diyoruz. Hiç önemli değil. Biz bunlar olarak devam edelim. Buradaki eşyaları almaya devam ediyoruz ama çok fazla para istiyorlar ya. Oh maşallah. 100k para biriktirdim. 5-6 tane şey aldım. Bitti para. Bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Şu silahları alsak bari. Biz de ateş etsek var oyunda. Hiç fena olmazdı. Yani ben de istiyorum düşmanlarla kapışmak ama elden bir şey gelmiyor. Ne yaparsın? Kesinlikle düşmanlarla en ön cephede savaşmak için can attığına eminim. Oo, bir sürü tank göndermeye başlamış bu fark etmeden. Dur, bomba kullanmayacağım. 30 bin dolara ne varmış burada? Oo, büyük bir şey aldık burada. İçeride fena şeyler olabilir. Askerler indirin şunları. İndiririz. Hayatta geçemezler burayı. Daha ileride 2 tane daha savunmamız var. Güzel. Bomba kullanmadan rahatça üstesinden gelebiliyoruz. Diğer evin içindeki masayı, sandalyeyi boş verip burayla ilgilenmek istiyorum. Cidden bir anda ortaya geldi bu. Ne olduğunu görmemiz lazım. Bayağı da detaylı bir şey. Aha, asker geldi. Harika. Hemen şuraya bir tane daha asker koyalım kapıya. Biraz dışarıdaki şeyleri aldım ama hala bitmiyor. Amerika bayrağı geldi. Bize Türkiye bayrağı lazımdı. Biz onu Türkiye bayrağı olarak görelim. Anlaşılan burası bizi bayağı bir uğraştıracak. Çünkü içeride daha bir sürü şey alacağız. Ama gereksiz olmuş bence ya. Tank, mank, uçak alsaydık bari. Biz niye kapılarla, pencerelerle uğraşıyoruz ki, değil mi? Ben orayı bence en sona bırakayım. Şuraları tamamlayayım da kafam rahat etsin. Bunu da aldıktan sonra başka bir şey kalıyor mu? Arkada bir tane bir şey kaldı. Buralarda bir şey bıraktık mı? Hayır, temiz gözüküyor. 2 saniye sonra paramız gelecek. Burayı da alalım ve tamamlamış bir şekilde çıkalım buradan. Evet, burayı da tamamladık. İyi oldu. En azından arkamızda bir şey bırakmıyoruz. Bir de tamamlamamız gereken burada bir hangarımız vardı. Hemen orayı da döşeyelim. Hemen bitti mi bu? Bu kadar mıydı? İyiymiş. Kocaman yeri 5000 dolara doldurduk. Alttan yönergeyi açtığımız zamansa bizi mecburen oraya doğru götürüyor. Galiba geri kalan her şeyi almışız. O zaman yapacak bir şey yok. Bunları almaya çalışacağız. Birazcık daha para yaptım. Şuradan birkaç tane şey alıp atom bombası sallamaya gideceğim. Çünkü rakip artık zorlamaya başladı. Artık bu işin şakası yok. İşgal ettirmememiz lazım topraklarımızı. Şöyle uzaktan bakacak olursak görebiliyorsunuz bayağı bir tank gönderiyorlar şu an bize saldırmak için. Benden günah gitti. Bombayı sallıyorum. Kendisi kaşındı. Bombamız yola çıktı. Düşecek şimdi ve katliam yaptı orada resmen. Bayağı da bir geniş patlıyor. Birkaç tane daha asker gönderiyor ama onlar zaten bizim şu savunmamızı bile geçemezler. Arkayı göremeyecekler bile. Ben burayı tamamlıyordum. Sonra bir anda yukarı kata doğru merdiven aldık. Umarım korktuğum şey başıma gelmez. Belediye binası mı dikiyoruz buraya? Ne yapıyoruz? Niye yukarı doğru gidiyor bu? Birazdan öğreneceğiz bunu. Önce bir alt katı tamamlayalım ama. Düşman da gördüğünüz gibi artık baya bir sürü asker ve tank yollamaya başladı. Aktif bir şekilde bombayı kullanmamız gerekiyor. Hadi henüz bekleme süresinin yetişmesi lazım. Bitti, kullanıyoruz. Umarım işgal edilmez, geçmesinler. Evet, bomba yetişecek gibi gözüküyor. Hatta bizim askerler savunmuş mu? Vay be, helal olsun size. Ben işgal edecekler sandım. Bizim askerlerimiz savunmayı başarmış. Bomba atmasam da olurdu, gördünüz zaten. Alt katın son odasında hızlı bir şekilde tamamlayalım. Bu da galiba alt kattan alacağımız son şeydi. Şöyle bir bakalım. Evet, yukarı kata doğru çıkabiliriz şimdi. Umarım kocaman bir yer açılmaz derken açıldı bile. Buraya da galiba alt katın benzeri bir şey yapacağız. İşte odalar, eşyalar falanlar filanlar. Ve 25 bin dolara çatı geldi ama çatıyı şu anda almayacağım. Çünkü yukarıdan bakması rahat oluyor. Çatıyı en son alacağız. Şu şekilde bakabilirim. Çatı olsaydı bakamayacaktım diye düşünüyorum. O yüzden almıyorum şu an. Hazır gelmişken de şuradan birkaç parça bir şey alalım. Evet, 100 bin üzerinde paramız var. Hemen şu kapıları, pencereleri alalım. Biz aldıkça yenisi geliyor. Bir türlü bitmiyor. Bitmeme yemin etmiş sanki. Şurada bile bir şeyler var. Baksanıza, balkon mu yapacağız buraya? Ne yapacağız? Dışarıdan merdiven önemli tabi. Geçenlerde lüks ev yapma oyunu oynadık. Onda bile neredeyse bu kadar detay yoktu. Kardeşim, savaş oyununda mıyız, ev yapma oyununda mıyız? Bir karar verin. Alo. Tamam, sakinim. Yapacağız. Sıkıntı yok. Dışarıyı da hemen şu şekilde bitirelim. Altta da bir şey gelecektir. Evet.
Dış taraf şu anlık tekrardan bitti ama bitip bitip geri geliyor. Burası da bayağı heybetli bir yer olmaya başladı. Madem savaş oyunundayız, ben de savaşlarla ilgili bir soru sorayım o zaman size. Arkadaşlar, Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır ve bizim için önemi nedir? Bilenler yorumlarda yazsın, bakalım kimler biliyor. Kapıları almaya devam ediyoruz. Daha kapının arkasındaki odaları alacağız bir de. Umarım bir kat daha yukarıya uzamıyordur burası. Pencereleri de aldık. Bunu almaya paramız şimdi geldi. Ben niye buraya 3 tane kahve masası alıyorum arkadaşlar? Bunları da tamamladık. Şu anda dışarıda almadığımız bir çatı kaldı. Ondan başka bir şey gözükmüyor. Birazdan gelecek parayla bu çatıyı da alacağız. Bakalım bunu aldıktan sonra oyunu bitirebilecek miyiz? Alıyorum ben. Ve 40.000'e bir tane daha bir şey geldi. Aldıkça yenisi geliyor. Anten koyuyor bakın çatıya. Ne olacağını gösteriyor burada. Tekrardan paramız geldi. Yanımızdan düşman askerler koşarken biz de antenimizi takıyoruz. Evet, ileri bir tane daha bir şey geldi. Asker koyacağız. Tamam, asker koyarız. O hiç sıkıntı değil. Bu bölüm bayağı bir iyi savunduk ama adam akıllı işgal bile edemediler bizi. Belki bir iki kere. O da belki. Hemen buraya da askerimizi koyalım. Tank koyuyoruz. Tekrardan baktık. İleride bir tane daha bir şey gösteriyor. Ne kalmış ki orada? Gözümüzden bir şey kaçmış olmalı. Şehrimizin yukarıdan görüntüsü de göstereyim. Bu şekilde bayağı düzenli gözüküyor. Buralarda bir yerlerde bir şey almadığımızı iddia etti. Evet, çadırın altında başlangıçtan bir şey kalmış. Bunu da aldık. Evet, bitirmişiz, her şeyi almışız. 100 bin dolar da para verdi bize bitirdiğimiz için. Bu bölümü de bitirdik. Gayet başarılı bir şekilde savaştık ve ordumuzu yönettik. Eğer bu oyunun bölümlerini çekmeye devam etmemi istiyorsanız bir sonraki bölümde ne yapacağımı söyleyin. 300 bin dolara burayı mı alayım? Yoksa Robux verip Game Pass'li yeri mi alayım? Yorumlarda yazmayı unutmayın bunu. Tabi madem 240 bin dolar paramız var, sağlam bir işgal yapalım diyorum ama bu adam kolay. Bize böyle zor bir rakip var. Adama 500 tane tank göndermek istiyorum. Ya da bir dakika ya. Bu adam oyuna yeni başlamış. Ona ufak bir sürpriz mi yapsak? Bir sürü tank göndererek. Şu anda ben bu adama hayatının şokunu yaşatacağım. Oyunun en pahalı tanklarından bir sürü göndereceğim bu adama. Neye uğradığını şaşıracak. Adam bir anda koştu geldi. Hadi bakalım nasıl savunacaksın bunları. 4 tane 15 bin dolarlık tank gönderdim adam işgal etmesi için. Adam çaresizce koşuyor, askerlerine yalvarıyor bir şeyler yapın diye. Askerler bu ne diyor, daha bir tanesini anca patlattılar. Yok, imkanı yok, savunamaz bunları. Ben olsam ben de bayağı bir şaşırırdım ya. Adam daha oyuna yeni başlamış. En pahalı tanklardan 4 tane gönderdik adama. Savaşlarda böyle şeyler olur arkadaşlar. Düşman gözünüzün yaşına bakmaz. Az önce gördüğünüz gibi işgalimizi de tamamlayalım. Evet, askerlerimiz rahatlıkla sona doğru ulaştı. Videomuzu da burada sonlandırabiliriz bence. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.